bugün komşularımıza Christmas kartı alacağız. Çocuklarla beraber bir kart mağazasına geldik. Çok çeşitli, farklı kartların bulunduğu bir mağaza burası. İşte kızınıza, oğlunuza, kız kardeşinize, büyük babanıza, ninenize, hatta işte torunlarınıza yönelik kartlar hazırlanmış. Hepsi birbirinden özel ve güzel. Aynı zamanda sadece kart yok bu mağazada. Hediyelik eşyalar da var. O hediyelik eşyaları kaplamak için bir takım güzel kaplar var. Farklı süsleme ürünleri var. Hediyeleriniz için çantalar var. İçinizin açılacağı bir mağaza burası. İngiltere'de kart sektörü gerçekten çok revaçta. Küçük sokaklarda bile 2-3 tane kart mağazası bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Evet, kupalar, bardaklar, doğum günleri için özel hem kartlar hem hediyeler var. Her zevke hitap eden kartları bulmak mümkün. Gerçekten çok güzel görsellerle, özenle hazırlanmış. Arkadaşlar şu anda Christmas'tan önceki gündeyiz, gecedeyiz hatta. Burada şu ana kadar çok ciddi anlamda hazırlıklar vardı. Herkes birbirlerine hediye almak için mağazaları, marketleri doldurmuştu. Hatta marketlerin gıda reyonları, hediyelik eşya reyonları çok ciddi anlamda kalabalıktı. Sanıyorum ki herkes hediyelerini aldı, yarın için bütün hazırlıklarını yaptı ve herkes şu an istirahate çekilmiş durumda. Çünkü şehre ciddi anlamda bir sessizlik hakim. Yarına enerji topluyorlar muhtemelen. Arkadaşlar bugün biz de çocuklarla beraber dışarı çıkmıştık. Yan komşularımıza, mahallemizdeki komşularımıza kart alalım ve o kartlarımızı yazalım. Onların Christmas'larını kutlayalım diye düşündük. Çünkü onların çok değer verdiği bir şey Christmas burada. Burada ve bütün Hristiyan aleminde. Durum böyle olduğu için biz de onların değer verdiği şeye değer verdiğimizi göstermek istedik. Çünkü onların kalplerini kazanmak, gönüllerini kazanmak ve komşuluklarımızı pekiştirmek ancak bu şekilde olacaktır. Bu gibi örneklerle olacaktır. Biz böyle yapmayı düşünmüşken akşam üzeri kapımız çaldı ve yan komşumuz geldi. Kendisi bizim için hediyeler hazırlamış. İşte çocuklar için ayrı, evimiz için
ayrı ve gerçekten çok ciddi anlamda hoşumuza gitti, mutlu olduk. Teşekkür ettik kendilerine. Biz de nasipse yarın inşallah onlara kartlarımızı ve hediyemizi sunacağız. Christmas hazırlıklarında her yer ışıl ışıldı arkadaşlar. Evlerin dekorasyonlarını zaten sizlerle birazdan paylaşacağız. Işıklarla yapılmış dekorasyonlar gerçekten çok ciddi anlamda insanın gönlünü çelici durumdaydı. Yani durup bakmak zorunda hissediyordunuz kendinizi. Christmas geçtikten sonra ne yapacağız bilmiyorum. O ışıklar olmadığı takdirde nasıl olacak, şehir nasıl gözükecek gözümüze hiç bilmiyorum. Durum bundan ibaret. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Thank you.
sevgili komşumuzun getirdiği hediyelerimiz. Bir de böyle güzel bir kart getirmiş. Sağ olsun. Bu da bizim komşumuza vereceğimiz Christmas kartımız. Çikolatayla beraber.